Herkese merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar. Mini doğu turumuzun neresindeyiz? Şanlıurfa ayağındayız. Evet. Burası da ilk durağımız. Neresi ilk durağımız? Germüş Kilisesi. Germüş Kilisesi. Germüş Kilisesi Şanlıurfa'nın en eski kiliselerinden biri. Aynen. Şimdi detaylı bilgi için çalışkan öğrencimize dönmeden önce ünlü YouTuber'ımız da var. Sayın Bünyamin Bazoğlu geliyor. Evet. Bünyamin'i kanalda takip etmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Önceden burayı görüp keşfedenlerden birisi de Bünyamin'dir. Kanalında videosu var. Aynen. Germüş Lisesi diye aratırsanız onu da görürsünüz. Burada da benim küçük yeğenim var. Şöyle bir kamerayı çevirince. Gel. Gel. İsmail. Gel. Gel oğlum. Hoppa. Evet. İsmail'le beraber tarih keşfimize devam ediyoruz. Evet. Evet Özlem Hanım sizdeyiz. Ya internette çok fazla bir bilgi yok ama Urfa'nın Haliliye ilçesine bağlı bir kilise burası. Göbekli Tepe bulunduğu için malum burası da Göbekli Tepe yolu üzerinde. O yüzden de tarihi yönden dikkat çekiyor. Kaymakamlık şu anda harekete geçmiş burayı restore etmek için. Restorasyondan sonra büyük bir ihtimalle UNESCO miras listesine almak için de uğraşma çabaları içerisindeymiş. Evet. Daha sonra hani herhalde daha uğrak yeri olabilecek, daha dikkat çekici bir yer olabilme potansiyeline sahip işin evet. açıkçası. Şimdi şöyle bir genişten alalım. Evet. Şimdi böyle kapıları, pencereleriyle gayet güzel inşa edilmiş bir yer. Buranın restore edilmesi cidden Şanlıurfa için ayrı bir değer kaynağı olacak. Hani buraya yabancı turist geldiği zaman diyecekler ki kardeşim bir de Germüş Kilisesi var. Germüş Kilisesi'ne de git. Yani bugüne kadar yapılmaması aslında bizim için bir ay gibi. Bunu da kabul edelim yani. Öyle. Ama onun haricinde ne bileyim. Aynen dediği gibi yapılması lazım. İsmail'e atlıyor bizi. Bayağı yıpranmış durumda yani. Restore edilmesi lazım yani. Mamlar baktığın zaman ama yine de tabii ki tarihi miras yani bu halde kalmamalı. Evet aynen öyle. Devletimiz buraya sahip çıksın. Biraz da dışarıdan alalım. Evet dışarıya da gidelim. Kubbeyi de alabiliriz. Şurada. Bayağı sağlam tarih. Hele. Evet şimdi buradan yukarıya doğru bir merdiven var. Şu merdivenlerden yukarıya doğru taş doldurmuşlar hep. Şöyle bir çıkalım. Efendim lütfen ilerleyin. Evet. YouTuber önceden yolu bulmuş. Gördüğünüz gibi. Gelelim. Burada normal üst tarafta bölümlerden biri artık oda olarak mı yapılmış yoksa ibadet yeri mi olarak yapılmış. Şuradan aşağıdan bir bölme daha görünüyor. Şöyle buradan da yerleri var. Şurada haç işareti var. Pencerelerin üstünde. Ben böyle biliyorsunuz tarihi yerleri gezmeyi seviyoruz. Ha ben de ilk defa geldim buraya. Evet buradan da şöyle manzaraya doğru gidelim. Bakalım manzara bizi nereye çıkartacak. Şöyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan da tekrar İki taraftan. Hem buradan merdiven var. Hem oradan merdiven var. Oradan da merdiven var. Buradan da merdiven var. Bu nereye gidiyor lan? Ben de biliyorum. Daha da yukarıya. Ana. Döne döne giden bir merdiven var burada. He. Açıklığa çıktı. Buranın üstüne. Şöyle etrafı göstereyim. Bünyamin. Güzel mi? Aynen. Aynı zamanda tehlikeli. Büyük ihtimalle söyledikten sonra buraları kapatırlar. Biz böyleyken geldik. Kapağı çıktı şansımıza. Normalde aynı. Kapağı açık olmaz ama kapağı çıktı şansımıza. Artık kim açık bıraktıysa. Hadi biraz da dışarısına bakalım. Dışarısı nasılmış? Evet dış taraftan da bu şekilde. Germüş Kilisesi. Şimdi Urfa'nın en eski kilisesi dedik ama bu kilisede kitabe olmadığı için ne zaman yapıldığı belli değil. Bundan önce de çünkü Urfa'da kiliseler var. O yüzden en eskisi mi değil mi onun için tam bir şey söylemeyelim. Sözümüzü geri alalım. Çünkü daha eski kiliseler olabilir burada. 19. yüzyılın başlarında yapıldı.
bulduğuna dair internette bilgi var ama ne kadar doğru tartışılır tabii bakıldığında. Aynen. Evet, çünkü yazması yok. Davesi yok yani. Aynen. Evet, Germuş Kilisesi'nden çıktıktan sonra Haran'a geldik. Haran'da bu yapıyla karşılaştık. Evet, sayın çalışkan öğrencim. Hı. Bu yapının özellikleri nedir? Şimdi aslında burası Harran ören yeri olarak geçiyor. Evet. Karşıda görmüş olduğumuz yer Harran şehir surları. Daha doğrusu önceden tabii ki surlar varmış. Oradan kalan kalıntılar. Şu ortada tam olarak gördüğünüz 33.30 metre yüksekliğinde bir yapı görüyorsunuz. Kule gibi görünüyor ama önceden orada bir ulu cami varmış ve o ulu camiden kalan minare olarak karşımıza çıkıyor. Öyle de bir durum var. Evet, burada yürürken dikkatli olun, yuvarlanıyordum valla. Yani geriye kalan kısım ama yine de bu haliyle bile hani hiçliğin ortasında tarihe ışık tutuyor. Öyle, evet, şöyle göstereyim olsa size. Ha, bu arada Harran Kümbet Evleri de tam karşıda. Onun videosu da ya önce gelir ya sonra gelir bu videodan, bilmiyorum. Böyle hemen dip dibe yani. Oraya geldiğiniz zaman buraya da gelebilirsiniz. Burada bir rehberlik hizmeti de var. Eğer almak isterseniz rehberlik hizmeti de veriliyor. Aynı zamanda şurası da böyle kaza alanı. Evet. Yine yaklaşalım güneş mı? Tam karşıdan vuruyor. Şöyle gidelim, bir yaklaşalım. Aslında ören yeri malum, biliyorsunuz ki kazıların yapıldığı yer. Evet. Yani Çatalhöyük biliyorsunuz ülkemizde en önemlilerinden bir tanesi. Evet. Yaşam merkezlerinin arkeologlar tarafından bulunduğu bir yer. Evet, oda yapılmış burası. Aynen. Böyle. Görün. Aynen. Kaza alanı böyle devam ediyor. Etrafı da böyle açıklık bir alan. Büyük bir ihtimal bu alanın altında daha neler neler çıkar. Bundan önce tabii şeyi görmüştünüz. Biz kral mezarları videosunu çekmiştik. Kral mezarları videosunda mesela önceden demiştim ben. Üstünde top oynuyorduk buraların. Sonra altından işte mozaik müzesi çıktı. Şanlıurfa müzesi oraya yapıldı. Bu da büyük bir ihtimal aynı onun gibi bir yer olabilir. Bunun etrafı da böyle altyapısı önceden oluşturulmuş bir şehir buradan çıkabilir tabii ki. Yani bu kadar kalıntı varsa araştırdıkça daha altından neler neler çıkar, kim bilir. Evet, evet. Saklı miras yeri Şanlıurfa, öyle diyelim. Dedektörünüzü kapıp gelmeyin, harcarlar sizi burada. Buradan definecilere de sesleniyorum. Kim bilir neler vardır, aklınızdan neler geçiyor böyle yerleri görünce, biliyorum. Sayın defineciler, o Facebook'taki videoları izleyip de elinize alıp gelip buraları darmaduman etmeyin lütfen. Varsa bir şey söyleyin, beraber kazalım. Bu nasıl işmiş? Herkes kendi başına, herkes kendi başına. Şurada zaten yazıyor böyle, kaza alanına girmek yasaktır diye. Büyük bir ihtimalle belki burası daha sonra ziyarete de açılabilir. Göbekli Tepe gibi falan etrafı çevrilerek, evet, çevrilerek olabilir yani. Aynen, tam karşıda da böyle Harran Kalesi var. Görüyorsunuz böyle, yine onun yanında da Kümbet Evler var. Böyle geldiğiniz zaman şurada tur otobüsleri var. Bak göstereyim size. Şu tur otobüslerine gezip gelip gezebilirsiniz buraların hepsini. Gayet güzel bir alan diyelim. Şu yapıda Allah bilir kimler yaşadı, kimler geldi, kimler geçti. Bunların altında ne hayatlar yaşandı. Şimdi atıl halde böyle devam ediyor. Gönül isterdi ki bu yapılar da böyle günümüze kadar sağlam gelsin. Girelim, içinde gezelim, dolaşalım, tarihini size anlatalım ama ne yazık ki zamanla böyle bakılmayınca alt doluyor. Ha, nasıl yıkılmış bilmiyorum. Belki deprem görmüştür. Belki ayrıyetten yıkılmıştır ama çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle şuraların, şuranın bir gözünüz önüne getirin, bir canlandırın şuranın bir bina olduğunu. Ne kadar güzel bir yer olurmuş. Büyük bir ihtimal şurası giriş kapısı, şuralar odalar. Şuralar da binanın dışa bakan pencereleri. Orada artık biri tepeye çıkıp sabah ezanı mı okur, yoksa çan mı çalar, yoksa başka bir şey mi yapar bilmiyorum ama gayet güzel bir mekanmış. Arkadaşlar, buraları da anlattıktan sonra bu videoyu kapatalım artık. Küçük bir Urfa'nın gezilmeyen, bilinmeyen yerleri videosu olsun bu, daha doğrusu. Yani Balıklıgöl mesela, dergah, aynen, karşı çok bilindik yerler.
Ama aslına bakarsanız kültürel anlamda gezecek çok yerimiz var burada. İlçelerine gittiğiniz zaman. Evet, ilçelere geldiğiniz zaman çok gezecek yer var. Buradan da söyleyeyim. Mesela Harran, Şanlıurfa merkeze yaklaşık 1 saat mesafede. Ama yol güzel. Akar gelirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir yer. İstediğiniz gibi, isterseniz biraz önce dedim işte, rehber tutun. İsterseniz kendi keyfinizle gezin. İsterseniz dedektör getirin, beni de çağırın, beraber gezelim. Ya. Yoksa gelmeyin. Ben çağırmayacaksanız gelmeyin. Bak, açık net söylüyorum onu. Onun haricinde böyle doğal güzellikleri olan gayet güzel bir yer. Aşağı inmedik, yukarıdan almak istedik. Evet. Aşağı tarafı, çünkü aşağısını çitle çevirmişler. İç tarafa geçilmiyor. İç tarafa geçirmekten sonra aşağıya gitmenin de pek bir mantığını görmedik. Ya bence görmedik. Çitle çevirmesi de çok mantıklı. Çünkü aynen. Yani bizim insanımız var. Aynen. Duvarlara aynen. Sprey boyalar. Aynen. Germiş Kilisesi'nde video, bak meşhur. Videonun başında Germiş Kilisesi'nde görün, bak her yerde duvarda yazılar var. Ben çekmedim. Özellikle çekmedim ama şimdi biraz da kendimize de suç aramak lazım. Tabii ki. Ne kadar atıl bırakırsan, ne kadar ilgilenmezsen o kadar çok içine eden olur. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur lafı tamamen atalarımın dediği gibi doğru. Şöyle bir şey, tarihi varlıklara gerçekten zarar verildiği tespit edilmeli o evet. Anda ve cezai işlem uygulanmalı. Ama işte onun yani içinde... Yoksa başka türlü hani halletmesi çok yani zor. Onun içinde o ne yapacaksın? Orayı restore edeceksin, güvenlik kamerası takacaksın, kafeye evet. Bir tane güvenlik bırakacaksın. Evet. O zaman olur. Onun zaten haricinde ayyaşların, serkeşlerin yuvası olur yani. Evet. Başka bir şeyi de yok. Neyse arkadaşlar, bu haftalık da videomuzun sonuna geldik. Evet. Biz de gezip görmediğimiz yerleri, daha doğrusu ben görmediğim ondan sonra... Ha, bu arada ben de burayı görmemiştim yani. Aynen. Görmüş oldum. Aynen. Yani kütüğümün gelmiş olduğu memleketin görmediğim bir parçasını daha görmüş olduk arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Nerede oluruz, nereden çekeriz bilmiyorum ama Allah'a emanet olun şimdi. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.